Eskiden Sivas'ta daha iyi köpekler vardı, daha iri. Ne yaptılar bunlar? Sattılar. Satınca ellerinde köpek kalmadı. Kangal köpeğin yani sıcaklık 60 dereceye kadar da dayanıyor. Soğuk 70 dereceye kadar da dayanıyor. Yeter ki köpeğin bakımını iyi bil. Köpek karakter yapısını %75'ini anneden alır. Yani babadan ne alır? Vücut yapısını alır, cüssesini alır. Ya aşırı kurda benzemiyor evet. Mu sonu? Bak, çok güzel ya. Renkli, rengi falan o evet. Başının üstündeki şeyin, siyahlık kurda çok benziyor. Çok güzel. Birazcık iri hatta kafalı bir kurt gibi. Benim komutanım vardı. Ona bir köpek hediye ettim. Avşar'ın oğlu Sarı. Nusret'ten özel et getiriyor. Yani yayan şeye gitmişler Konya'ya. Akşehir'e. Nuri dayı ile Beşli dayı. Akşehir'in içinde iniyorlar diyorlar ki işte bir hafta sonra buluşalım burada. Birisi bir daha gidiyor, birisi bir daha gidiyor. Allah Allah. Bir hafta sonra pazar günü buluşuyorlar. Sokaklarda bağırıyor. Telefon yok ki. Bundan 30 sene önce. Bağırıyor Nuri, Beşli. Buluşuyorlar. Akşehir'in içinde. Oradan bir araba tutuyorlar. Köpekler kasıp geliyorlar. Hayatımda yaşadığım sayılı aksiyonlardan birisiydi. Evet abi, bu sefer güzel performans sergiledi. Bak yemin ediyorum bak hiçbir şey yapmıyorum. Elim böyle titriyor bak. Sonu. Yemin ediyorum hiçbir şey yapmıyorum bak. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Alatürkiye videosundan selamlar. Bugün Alatürkiye ekibi olarak Aydın Kuşadası'ndayız. Bir tarafımda Erkan Taşdemir, bir tarafımda oğlu Ramazan Taşdemir var. 68 doğumluyum. Aşağı yukarı 10 yaşından beri köpeğim var. Ev bahçede müsaitti bizim. Aşağı yukarı 44 yıldan beri bu merakı taşıyoruz. Bazen okuldan kaçardık. Bakıyoruz köpek kaçıyor. Hala arkasından gidiyor, okul gidiyor. Köpek merakını da burada Anadolu çoban köpekleri. Tabii, Anadolu çoban köpeği. Ile... Mesela bizim şu anki beslediğimiz köpekler %80 Denizli ırkı. Ha bu köpekler şu anda çok karıştı. Yani her taraftan geldi. Ondan sonra benim İç Anadolu'dan geldi. Aksaray'dan olsun, Nevşehir'den olsun. Orada hep köpekler geldi. Şu anda köpeklerin hepsi de birbirine girdi ama genelde bizim ırkımız Acıpayam soyları. Avşar soyları dediğimiz soyla genelde o ırklardan. Biz bunları genel olarak Türk çoban köpekleri, Türk çoban köpekleri sınıfı altında değerlendiriyoruz. Yörük olduğumuz için mesela bizim eskiden köpeklerimiz vardı. Hep ala beyaz, kara gırçınlı. Mesela şimdi bir siyah bir yenik göreceksiniz. Onun da 25 yıl önceki, 30 yıl önceki nenesi siyahtı. Sende abi bir fotoğraf arşivi var. Evet. Onların hepsi o fotoğraf arşivinde. Tabi evet. 1980'li yıllardan 83'ten, kalma. 80'den kalma fotoğraf var. Anadolu çoban köpeklerinin fotoğrafları olduğu bir albümüm var. Onu da inceleyeceğiz ama ben izleyicilerimize abi mekandan biraz bahsetmek istiyorum. Burası kaç dönümlük bir burası alan? Burası 5000 metrekare bir yer. 5000 metrekare. 5000 metrekare bir yer. Zeytin ağaçları var içeride. Zeytin ağacı var işte ondan sonra çeşitli meyve ağaçları var. Portakaldır, mandalindir, kirazdır. Yani bunlar sadece yemek için. ATV'niz var, traktörünüz var. Ya işte biz hani hayvancılıkla uğraştığımızdan hani böyle şey bu merak bizde. Mesela bunu biliyoruz daha köpek gezdirmeye gidiyoruz. Evet zaten. Ha, Ramazan o işi koşturuveriyor sağ olsun. Biz şimdi yaşlandık yapamıyoruz. Ramazan edebiliriz gerçekten. Ramazan senin küçük oğlan. Ramazan bir evet. De seni tanıyabilir miyiz? Şöyle mikrofonu sana uzatayım. Ben Ramazan Taşdemir. Ben de kendim bildiğim bir köpek içindeyim babam sağ olsun. Hobi yani bendeki de hobi. At ve köpek. Köpeklerini alıp gezmeye çıkıyorsun. Tabii. Atla hani denize gidiyorum. Ata biniyorsun aynı zamanda. Köpekleri denize götürürüm. Pazar günleri şu dağlarda cirit atarız. ATV ile. ATV köpek tabii. Tasmalarını çözüyorsun, dağa çıkıyorsun, peşinden geliyorlar senin. Gez gezebildiğin kadar. Bizim yani çoğu izleyicimizin şehir hayatından kopup evet. Ulaşmak istediği bir yaşam tarzı bu. Bir tane ATV motosikletim olsun, işte köpekleri takayım peşime, dağlarda gezeyim. Aynı zamanda belki şey isteyen vardır ya, bir tane atım olsun, sahilde şöyle koşturayım, onu da transite yüklüyorsunuz atı. Onu da sırf transite at için aldık. Transite at için aldınız. Transite at için hayvan taşıyalım, gezdirelim diye.
Yüklüyorsun transite atı, plaja gidiyorsun. Evet. Orada köpekle beraber ikisini koşturuyorum. Vallahi bugün de yapabiliriz yani. Evet. Bugün de öyle bir şey yapalım, farklı olur. Soner bir de plajda atabilsin istiyorum. Soner'i düşürelim. Soner'i düşürelim. Şimdi biz buraya 2000 yılında geldik. Tabii hayvancılık var. Mesela daha önce ben işte tekstil işi yaptım, başka bir işler yaptım. Şimdi köpeklerim de var. Başkasını oraya bağlıyorum emanet. Sağ olsun da birkaç yerde bağladık. Orada baktık. Hiç köpeksiniz olmadı yani. Eksik olmadı. Tabii burada bir yemci dükkanı vardı. Kapandı. Dedik ya biz ne yapalım? Anladığımız bir şey. Köpeklere mama almaya gidiyoruz. Sağ olsun. Yem almaya gidiyoruz. Söke'ye gidiyoruz. Şey gidiyoruz. Selçuk'a gidiyoruz. Dedik ya biz bu işi yapalım. Tabii 2008'de yem dükkanı açtık. Bereket Yemcilik, Bereket Pet Shop diye. 15 yıldan beri şu anda yem işi yapıyoruz. Hem köpeklerimize bakıyoruz. Sırf yem için de köpekler için açmış olduk yani. Şimdi burada bir köpeğimiz var. Hemen girişte başlayacağız. Birazcık heyecanlı. Bundan tanıyarak başlayalım mı abi, bahsederek? Bu kral erik. Aşağı yukarı 20 aylık şu anda. Ağustos'un 15'inde doğduydu. Ağustos'un 15'i gelirse 24 aylık olacak. Şu anda 20 aylık. 2 yaşına girecek. 2 yaşına girecek. Şu anda maşallah. Güzel bir köpeğimiz. Yani domuzluk 2 tane dişiye çektik. Enitlerini aldık. Şu anda var enitleri. Güzel. Soyu da çok güzel. Soyu bizim eski işte avşar soyu, mavizlerin torunu olur. Bunun annesi. Babası da kral diye bir köpek vardı. Bu Reşo var. Reşo'nun torunu vardı, kral. Kralın oğlu. Yani güzel bir soy. Hatta 2 tane kız kardeşi var. Bir tane oğlan kardeşi var. Şu anda 4 tane de bizde. Güzel bir köpeğimiz. Aşağı yukarı 88-90 arası geliyor boy olarak. Kilo da 85-90 kilo. Sizin burada abi özellikle dikkatimi çeken bir şey var. Köpeklerin fiziki yapıları birbirine çok benziyor. Çünkü soyların birbirine yakın soy, oluşu. Hep soyda yakın. Bir de şimdi arkada, ondan sonra bir de başka yerde bir sıkıntı olduğu zaman biz şimdi damızlık işi yaptığımız için mesela adama veriyorsun enik. Bu sefer adam 6 ay sonra arıyor. Abi ya enikte bir sıkıntı var. Şimdi biz yapamayız. Biz ya enik parası veriyoruz, geri alıyoruz ya da yerine başka bir köpek veriyoruz. Ama öyle oldu mu da sıkıntı. Neden? Adam şimdi 6 ay, 7 ay, 1 sene bakıyor. Bu sefer köpeğe bağlanıyor. Onu kendi evladı gibi görüyor. Evladı gibi gördüğü için de onu alıp da tekrar şey yapmak yanlış oluyor. Biz mümkün mertebe böyle ayakları düzgün, anatomisi iyi olan köpekleri damızlık yapıyoruz. Yani öyle mesela diyelim ki soyunda var, biz onu çıkarıyoruz. Yapmıyoruz evet. Yani. Dedin ya 20 aylık biz bundan yavru da aldık, çiftleştirdik diye. Evet. Şey diyorlar ya, köpeklerin gelişimleri 2 yaşına kadar sürer. 24 normalde aylık. Normalde 18 aya kadar. Ha, 18, yani 18 aya kadar işte kilo alır. Biraz daha enlenir. O 3 yaşından sonra daha böyle. Mesela şu enik mesela biraz daha ince görünüyor ama 3 yaşından sonra bu köpek bu kadar daha görünür. Şeyi soracaktım. Hani tam olarak fiziksel gelişimini tamamlamamış bir köpeği çiftleştirmek onun gelişimini durdurur mu diye durdurmaz. Soracaktım da durdurmaz mı? Durdurmaz. Yani dişilerde peki kadar, bu geçerli durdurma. Mi? Tabii dişilerde ilk kızanını çekmeyeceksin. İlk kızanı olduğunda çekersen dişinin boyu durur. Zaten ilk kızanı dişilerde, köpeklerde aşağı yukarı 12 aylıkken, 13 aylıkken gelir. İkinci de 18-19 aylıkken gelir. O da yani tamamlamış olur kendini. Dişilerde özellikle ilk kızanını da çekmemek daha aynen iyi. Fiziksel gelişimini evet tamamlayabilmesi için. Aynen. Evet. Bu kralın oğlu dedik. Kralın oğlu kral bu. Kralın oğlu kral. Evet. Kralın oğlu maşallah. Kral. Tüy kadar evet emir olsun abi. Devam edelim abi. Evet. Burada yanımızda. Da, şimdi yanında aslan var. Bu da aslan. Bizim yatağın Arap vardı. Yatağın Arap da meşhurdur. Yani köpekçilerin çoğu bilir o Arap'ı. Yatağınlı Arap. Yatağınlı Arap. Onun torunundan çıkma. Bu da güzel. Yine bunun babası tarafı da yine avşar soyuna dayanıyor. Annesi mesela o Arap'ın şey vardır. Arıkan vardı. Arıkan'ın oğlu Bela vardı. Bela'nın oğlu oluyor bunun dedesi. Yani biz bütün köpeklerin soylarını, iyi soyları besliyoruz. Eğer soyunu bilmediğimiz bir köpek varsa onun damızlık yapmıyoruz zaten. Neden? Biz damızlıkçıyız. Adam geldiği zaman bize bunun 7 neslini, dedesini, ebesini, onun dedesini söylememiz lazım. Bilmemiz lazım ki damızlık yapalım. Peki daha önce tecrübe ettiğiniz, sizin beklentinizi karşılamayan eşlemeler oldu mu abi? Oldu. Mesela ya keşke bunu katmasaydık dediğin onlar durumlar çıkardık oldu mu? Onlar oldu, çok oldu. Ne gibi mesela? Bir de mesela şimdi şey oluyor, büyümüyor köpek. Mesela bak şu köpek şu anda 90 cm. Kafa yapısı, bilmem şey yapısı, her şey güzel. Salı, her şey güzel. Bazısı büyümüyor. İşte ırkını bilmediğimiz için büyümüyor. Ha mesela bazı köpekler var. Ufak oluyor. Irkını biliyoruz. Onu besliyoruz. Neden? Onun soyu zaten büyük. Ha verdiği yavru zaten büyük oluyor. Yani işte soyu bilmek çok önemli. Mesela bu görmüş olduğumuz köpek senin yorumunu öğrenmek için soruyorum, bakış açını. Anadolu çoban köpeği standartlarını tam anlamıyla taşıyan tabii bir köpek tam midir? Tam taşıyan bir köpek. Kangal demiyoruz zaten. Kangal değil, Kangal değil zaten. Değil, evet. Ama Anadolu çoban köpeği standartlarını. Anadolu çoban köpeği standartı, her şey var üzerinde. Tam anlamıyla taşıyan yani bir köpek. Evet. Ne demiştik ismini abi? Bu aslan. Ha, aslan. Aslan evet. Bu aslan gibi aslan bu. Kafa benim tabii bu Anadolu çoban köpeklerinde en sevdiğim şey kafanın evet büyüklüğü. Aynen. Şu ağzına doğru, burnuna doğru
doğru oluşan o siyahlık, evet, benim çok hoşuma gidiyor abi. Ya bunu işte mesela bak ayak yapısı olsun, kalça tarafları, her şeyi on numara. Vücut yapısı güzel. Yani güzel köpek, yani damızlık bir köpek. Derken hemen yanımızda, evet, simsiyah bir köpeğimiz var. Kara kırçıl mı diyoruz bunlar abi? Buna siyah diyoruz, Arap diyoruz buna. Siyah köpek. Bunun mesela 96-97'deki nenesi böyle siyahtı. Arada farklı renkler geldi mi? Tabii hep. Zaten siyah böyle 15-20 yılda bir atıyor. Nadiren tabii geliyor. Nadiren atıyor. Şimdi mesela bunun biz iki şeyi çektik. Bu avşar soyulanı, mavizerin torundan çektik. Mesela bu çıktı. Acıpayam. Acıpayamlı değil mi? Tabii. Mesela mavizerin anası siyahtı. Ha, mavizerin annesi tabii, de siyah. Annesi siyahtı. Orada mesela iki böyle şeyi yakınlaştırınca mesela bir torunun bir tarafından oğlanı bir tarafından kızını yakınlaştırınca bak bu eligat. Bunun baba tarafı? Baba tarafı bak bu. Şimdi göreceğiz. Heh. Baba tarafını. Baba tarafı o. Annesi işte mavizerin torunu. Annesi mavizerin tabii, torunu. Annesi mavizerin torunu. Bundan yavru aldınız mı abi? Daha bu kendisi 11 aylık. Ha 11 İniş. Aylık. Tabii, ha, tabii. Ha. Bu 11 aylık yani. Böyle daha öyle büyük değil. O zaman senin daha bunu eşlemek için bir 6-7 ayın daha var en az. 8-9 ayımız daha var. Mesela şu enin boyuna, posuna. 11 aylık bir enik için evet boy pos anlamında çok iyi. Evet. Bu da 90 santim yakın yani. Kilosu daha da oldukça var. İdeal. Tabii ideal. Bir de şimdi biraz burada bizim Kuşadası bölge sıcak olduğu için biraz daha mesela bundan 2 ay önce gelseydi bu enik bu kadar daha vardı kilosu. Sonra biraz zayıfladı. Ya, havalar sıcak olunca. Havalar ısınınca. Tabii ısınınca tabii hayvanlar şimdi. Biraz... Tabii köpekler genelde soğuk iklimi çok sevdiği için daha iyi oluyor. Burada bir şey oluyor mesela bizim kafesleri göreceğiz şimdi. Biz bu köpeklerin kafeslerini her gün ben yıkıyorum. Yattığı yerler var. Nemlendiriyorsun. Su dolduruyorum buraya. Her gün yazın yatıyor orada. Zaten altını da ıslatmışsınız özellikle. Evet. Sulu yerde yatmayı seviyorlar diye de biliyoruz tabii, zaten seviyor. Sıcak havalarda. Aynen. Bir de dediğin gibi abi bu hayvanlar Kuşadası ikliminde de aslında... Şimdi kangal köpeği nasıl değil mi? Yani kangal çoban köpekleri. Çoban köpeği. Türk çoban köpekleri. Anadolu çoban köpekleri. Yani sıcaklık 60 dereceye kadar da dayanıyor. Soğuk 70 dereceye kadar da dayanıyor. Yeter ki köpeğin bakımını iyi bil. İyi bakmazsan köpeğe o zaman dayanmaz. Evet, enerjisini alabileceği tabii, şekilde besleyebilmek önemli. Tabii mamasını vereceksin, konservesini vereceksin, yumurtasını vereceksin. Şimdi bu hayvana düzgün bakmazsan olmaz. Yani o artı 60 eksi 70 konusunda ben bilimsel bir bilgiye sahip değilim tam anlamıyla. Prosedür evet. Bir bilgiye sahip değilim ama bu çoban köpeklerinin gittiğimiz ustaların söylediklerine göre bu çoban köpeklerinin en zorlu şartlara bile çok dayanıklı tabii, olduğunu çok biliyorum. Aynen. Kendimi besleyici olmadığım için tecrübeye yönelik evet. Konuşmuyorum ama ustalarımızın çoğundan duyduğuma göre söylüyorum. İşte hani, bu arada bunları biz çekim yapacağız diye şimdi buralara bağladık. Buraya getirdik. Normalde aynen. Burada bağlanıp durdukları yer burası tabii, değil. Onu da izleyicilerimize belirtelim. Kafeslere koyuyoruz. Burada hani burada şey olsun, düzgün bir çekim olsun. Burada net görünsün diye ondan buraya getirdik. Yani. Evet. Bu Boz Kral. Boz Kral. Yani Boz Kral. Bunu Acıpayam'da Nazmi kardeşim var. Nazmi Kamber. O hediye etti bize. Yine bir tarafı, anne tarafı avşar soylandan. Baba tarafı da yine Antalya'da tarafından geldi. O da güzel bir köpek. Hatta bu işte siyah enik, bunu yeni. Yani, biraz önce söylemiştin. Evet, evet, bu siyah enik. Mesela bunun soyunda şey yok, siyahlık yok ama annesinde siyahlık olduğu için mesela 8-9 enik oldu. 3 tanesi, 4 tanesi siyahtı. Anne tarafı, dişinin anne o, tarafından. O dişinin anne evet. Tarafında siyahlık var. Siyahlık anneden olabilir, almış tabii. O zaman. Anneden alıyor yani. Zaten köpek karakter yapısını %75'ini anneden alır. Karakter yapısını. Mesela anne nasıl bir karakterliyse yavrularda da karakter çıkar. Yani babadan ne alır? Vücut yapısını alır, cüssesini alır ama karakter yapısını... Büyük oranda anneden alır diyorsun. %75 anneden. Bütün hayvanlarda böyledir. İnsanlarda böyledir. Yani ben kendi üzerimde düşününce de evet bana da mantıklı mesela geliyor. Mesela şöyle bir şey var. Oğlan dayıya, kız halaya derler. Neden? Anne tarafı. Anne tarafına çıktığı için. Mesela ben şimdi bu köpeğin damızlığını yapacağım için yapsam. Mesela diyelim ki bu vefat etti. Veyahut da öldü. Bunun kızını besler. Bunu almak istiyorsan. Bunun soyunu istiyorsan. Oğlunu beslemem diyorsun. Oğlu olmaz. Oğlu anne tarafından olur. Mesela bizde güvercinde var. Mesela aynı 40 yılda mı 45 yılda mı da güvercin besliyor. Güvercinde de aynı. Anne ne kadar iyi şey olursa soy. Ona göre gidersin. Bu arada Denizli'den Acıpayam'dan Nazmi Kamber dedi. Evet. Nazmi abiye de buradan bolca selamlarımızı iletelim. Evet. Bizi bir araya getirdiği için evet. De çok teşekkür ediyorum Nazmi ona. Nazmi de çok iyi, değerli bir arkadaşımızdır. Dostumuzdur yani. Alatürkiye YouTube kanalında Nazmi abinin de bir içeriği var. Çok da güzel bir muhabbet oldu. Türkiye'de başlıca gelen yerlerden. Aynen. Sivas, Denizli, Antep, Maraş buralarda gerçekten çok iyi köpek besleyicileri mesela var. Mesela Nevşehir vardır. Çok iyi Aksaray. Mesela. Kayseri, Aksaray, Şerefli Koçhisar. Buradaki insanlar da bayağı benim bildiğim Tahir emmi var. Cücükçü Tahir. Cücükçü Tahir. Yani bu şeye hizmet etmiş adam. Mesela Denizli'de Nur amca var. Şu anda 80 yaşında. Onun dünürü var. Beşli dayı 90 yaşında köpek meraklısı. Anlattığım mı? Anlattığı zaman böyle içim açılır. Yani bu adamla bizim bu Denizli'ye katkı yapmış adamlar. Ya yayan şeye gitmişler Konya'ya, Akşehir'e, Nuru dayı ile Beşli dayı.
Akşehir'in içinde iniyorlar, diyorlar ki işte bir hafta sonra buluşalım burada. Birisi bir daha gidiyor, birisi bir daha gidiyor. Allah Allah. Bir hafta sonra pazar günü buluşuyorlar. Sokaklarda bağırıyor. Telefon yok ki. Bundan 30 sene önce. Bağırıyor. Nuri! Beşli! Buluşuyorlar. Akşehir'in içinde. Oradan bir araba tutuyorlar. Renault taksi. Köpekler gasıp geliyorlar. Dolduruyorlar ne kadar aldıysa. İki tane, iki tane. Biri, iki tane mi? Birer tane köpek almışlar iyi köpeklerden. Mesela Akşehir'e gidiyor ama Akşehir'den gerken bir kaç kilometre dağlara çıktılar. 20 kilometre mi çıktı gari? 30 kilometre mi çıktılar? İki tane yaşlı ustamız. Beşli dayıyla Nuri dayı. Nuri dayı. Evet. Denizlili. Denizlili. Baklanlı Nuri dayı. Akşehir'e iniyorlar. Orada dağılıyorlar. Sen diyorlar şu dağa git. Ben şu dağa gideyim. Bir hafta sonra tam burada buluşuyoruz ya. Bir hafta sonra orada buluşuyorlar. Ellerinde köpek birer tane. Birinde bir erkek, birinde bir dişi. Hayır, ikisi de erkek. Ha, ikisi de erkek. İkisi de erkek almışlar. Oradan araba tutmuşlar, taksi. Şey diyebilir miyiz o zaman? Denizli'deki bu değerli köpeklerin soyları, güzel köpeklerin soyları Konya Akşehir'e dayanıyor diyebilir miyiz? Şimdi Konya Akşehir de diyebilirsin. Konya da olabilir. Mesela Isparta'dan. Mesela bu köpeklerin soyları, mavizer soyları. Esas babası şeyden gelme. Akşehir tarafından gelme. Koyunla bir. Ama annesi Isparta'dan gelme. Babayı 450 liraya alıyorlar, anneyi 900 liraya alıyorlar. Ama şu anda bütün köpekler, mesela şu köpeğin dişimiz bak, bu köpeğin dedeleri neler hep o köpekler. Mesela bu avşan soyu dediğimiz köpekler, bütün şeyleri onlar. Sonra bu iki dayımız bunları çoğaltıyor. Dediğin gibi getiriyor. Isparta'daki bir tane dişiyle. Yok, onu çoğaltmıyor. O köpekleri şeye satıyorlar. Acıpayam'da petrolcü Kadir abi vardı. Kadir abi alıyor köpeği. Altından sonra o dişiyi alıp geliyor Isparta'dan. Pasivos'a kadar gitmişler köpek aramaya. Bulamamışlar. Tekrar Isparta'ya gidiyorlar. Isparta'dan dişiyi alıyorlar. Eşleştiriyorlar ama devasa köpekler çıktı. Boyları ondan sonra her şey böyle mükemmel köpekler çıktı ya. Şu anda hala o soylar geliyor. Mesela şu anda Türkiye'de yani diyebilirim ki %75, %70 yani %60 bizim bu Denizli bölgesi köpekler çok. Nereye gidersen Erkan'a git var. Erkan Çobanoğlu'nda. O da çok güzel. Ona köpek. Da bolca selam olsun buradan. Erkan'a çok selam. Erkan benim eski dostumdu. Tabii. 2003'ten beri tanışırız. O da bu işte çok tabii, usta, çok değerli bir isim. Çok iyi bir adamdır yani, arkadaşımızdır yani. Çok buradan Denizli'den çok köpek gitti. Şu anda Iğdır'a, Kars'a. Tabii sizin o zamanlar o ustalarımızın sanırım aradığı özellikler köpeklerde cüsse. Tabii cüsse, Sivas'ta, cesaret. Şeyi, Sivas'ta, cesaret. Sivas'ta bulamamışlar dedin de Sivas'ta tabii Sivas'ta şöyle. Sivas'ta vardı. Kangal standartlarına daha şimdi, yakın ya. Kangal beslenen bir coğrafya olduğu için. Tabii ben şunu da söyleyeyim. Eskiden Sivas'ta daha iyi köpekler var, daha iri. Ne yaptılar bunlar? Sattılar. Satınca ellerinde köpek kalmadı. Çoğu sattı. Şimdi ben damızlık köpeğimi satarsam ne olur? Geriden gelen olmaz. Bir daha damızlık aramak tabii. Zorunda kalacaksın. Bak, şu anda Sivas'ta sağ olsun birkaç tane arkadaşımız var. Yani belki çok arkadaşımız var. Ben tanımıyorum bunları da. Emek veriyorlar şu anda. Ürediyorlar yani. Önceden öyle değildi. Yani önceden çok düzgün bakmadılar. Yani son zamanlarda sosyal medyanın da katkısıyla, desteğiyle tabii. Sivas Kangal'ın özellikle evet. Türkiye'de şu an lider konumda. Kangal konusunda evet. Ciddi emek harcanan bir şehir. Evet. Ama tabii sizin Anadolu çoban köpeği statüsüne, standartlarına Kangal tabii. Biraz uymuyor. Kangal daha çok arazi şartlarında aktif olarak sürülere katkı sağlayabilecek, yabani hayvanlarla daha seri mücadele edebilecek standartlarda bir köpek. Şimdi bizim köpekler de zaten sürü köpek. Yani şimdi biz neyi? Yörüyüz. Doğru mu? Biz ama de zaten çobanız. Benim bildiğim Kangal'la Anadolu çoban köpeğini ayıran başlıca özellik bunların daha alan korumaya yönelik olması. Tabii daha, Kangal'ın daha iri. Biz şimdi daha iri köpekler seviyoruz. Şu anda mesela Kadası'nda kaç tane çoban vardır? Burası işte kış nüfusu 150 bin nüfusu, yaz nüfusu 1,5 milyon nüfusu olan bir yer. Burada saysan 3 tane çoban çıkar. Ama git bir köye, Anadolu'ya en az 20 tane çoban çıkar köyden. 20, 30, 40, 50 evet. Şimdi biz mesela bu köpekleri yarıştırırken sırf görsel olarak aldıkları için adam alıyor meraklı bahçesinde besliyor. Ya mesela bir yere bir köpek verdim. Arkadaşlar böyle muhabbet ne diyor biliyor musun? Bu neydi? Nusret miydi? Nusret'ten sırf köpeği et getiriyormuş biliyor musun? Allah Allah. Evet. Nusret'ten arkadaşın... özellikle benim komutanım vardı. Tuncay'a subay diye. Ona bir köpek hediye ettim. Avşar'ın oğlunu Sarı. O da Bursa'da şu anda besliyor. Bursa'da bir abisine hediye etmiş. Nusret'ten özel et getiriyor. Niye? Bu biz meraklıyız. O adam da meraklı. Hani bu çoban bahçede adamın 10 dönüm çiftliği var. 10 dönüm çiftlikte bekçilik yapıyor. Yani meraklı yani. Bunların cüsseli oluşundan ötürü bildiğim kadarıyla birazcık Kangal'a nazaran daha hantallar. Tabii, yani tabii. Hantallığı burada olumsuz bir özellik olarak yok, şey tabii. Yapmıyorum. Daha biriyle. Yine görev yaptıkları konusunda evet. Şüphem yok ama bildiğim kadarıyla cüsselerinin büyük oluşundan evet. Dolayı koşma hızı falan Kangal'lara göre daha düşük ama. Bu diyelim ki 2 kilometre gider. Kangal 5 kilometre gider. Aynen. Ama bunların da kas yapılarının Kangal'dan tabii, daha iri, iri olduğunu tabii, daha biliyorum. Iri. Mesela şimdi Kangal'da da vardır ama mesela şu köpek gel. Gel oğlum bakayım. Tango. Bak bu Tango, bunun anası da yatağın arabın torunu. Bunun anası.
Babası da bu Nevşehir'de Denizli Ejder'in torunundan çıkma bu. Babası vardı bunun, Kara Bulut diye çok güzel bir köpekti. Onu Bursa'ya verdik. Bizim eski soylamız. Mesela bunun şeysi ana tarafı 98'den beri yatağında, 98'de bizdeydi. 11 aylıkken aldıydık onu. Onun torunundan çıkma yani. Tango isminin Tango soyuyla bir alakası var mı? Yok, alakası yok. Tango soyuyla bir alakası yok. Olan bir köpek değil ha. Tango soyuyla alakası, tabi onunla alakası atalardan yok. Dedelerden belki. Şimdi biz Tango'yu ben aldım. Erkangil'den. Erkan Çobanoğlu'ndan 2003'te ben aldım Tango'yu. Ha öyle mi? Tabii ha. Benim burada durdu. Bir buçuk sene durdu. Ondan sonra gönderdik. Yavru aldım ama gençlik hastalığından öldü. Yani yine ona yine dayanmıyor bu. Dayanmıyor. Farklı yok. O dediğin evet. Soylardan geliyor. Dişiye biraz önce değinmiştik ama. Tabii. Bu dişi Mavi Zerin yine torunu olur. Baba tarafı da bizde paşa vardı. Paşanın kızından çıkma. Anası da Mavi Zerin torunu. Kral Enik'le bundan anneleri aşağı yukarı birbirine yakın. Kral Enik anasında tabii. Kuzen bunu, diyelim bunun, o zaman. Bunun dedesi. İkinci, üçüncü derece tabii, ikinci, kuzen diyelim Kral evet, Enik'ten tabii, o zaman. Kuzen, bunu. Evet. Bunun yavruları mevcut da. Şu anda bunun mevcusu yavrusu yok, var da şeye gönderdim. Denizli'de bir arkadaşa gönderdim. Çoban bir arkadaşa. 9 aylıktı. Kurda gitmiş, kurtla öldürmüş. Bu şu anda 2,5-3 yaşında. Ha 3 yaşında. Kaç ağız yavru aldınız abi? 2 ağız yavru aldım. 2 ağız yavru aldınız. 2 ağız yavru aldım dedin ya. Birinci ağızla ikinci ağız yavruyu eşliyor musun abi? Sende öyle bir yok, şey var mı? Hayır. İki kardeş eşlemiyor. Kardeşe eşlemiyorsun. Yok. Daha önce denedin de mi? Denedik ama şey olmuyor yani. Bazısı şey sakat çıkabiliyor. Sakat çıkma ihtimali olabilir yani. İki kardeşten çünkü sıkıntı olur. Gerçi yani. Elinde zaten 2-3 farklı kanaldan tabii, gelen var. Köpek olduğu için aynen. Onları devam ettirmek herhalde daha iyi. Mesela şimdi diyelim ki bununla kralilik akrabalık var ama nasıl var? Arada 2-3 tane başka bir gang giriyor. Bunda mesela ikisi eşleşse mi? Zaten ikisini eşleştireceğiz. Veyahut da aslanla eşleştireceğiz bu dişi. Bir yavrula da sıkıntı çıkmaz. Evet tabii uzaklaştıkça tabii, uzaklaştığı şey için yapıyor, şey olur rahatlıyor. Yani. Daha iyi olur. Şu ağaçlar aşağı yukarı 30 yıllık ama şu eski ağaçlar var. Mesela şundan 250-300 yıllık ileride göstereceğim size 1000 yaşında bir zeytin ağacımız var. Şu an bulunduğumuz bahçede 1000 yaşında zeytin ağacı var. Sahibi de sizsiniz. Tabii sahibi biziz. 10 asır insan gördü yani. Budadıkça gençleşir. Diyelim bunu buradan kes, seneye bu böyle şahlanır. Çok saygı duyulması gereken bir ağaç olduğunu düşünüyorum abi. Tabii. Gerçekten çok zor büyüyen. Çok güzel bir meyve. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçen zeytin ağacı. İyi bir ağaçtır. Yağı faydalı, kendisi faydalı, çekirdeği dahi faydalı. Ülkemizde ben zeytin ağaçlarına gereken değerin verildiğini düşünmüyorum. Küçücük bir ağaç 30 yılda şu haline şu 30 yılda geliyor. Ve evet. 50 yıllık, 100-200 yıllık zeytin ağaçları evet. Bu ülkede kesiliyor. Kesiliyor. Buna da tepkimiz biz de buradan dile getirmiş evet. Olalım. Yani inşaat uğruna çok ağaçlar kesiliyor. Yani bu ne kadar ağaç tepkisini göstermeye davet edelim. Ne yani. Kadar ağaç o kadar hayat. Bu köpeğimizde devam ediyoruz abi. Bu köpeğimizde Bozo. Yalım. Bu biraz insandan çekinir. Bozo. Bozo. Bu da Deli Baron vardı. Deli Baron'un oğlu. Yine annesi de bizim işte şey soylandan, Avşar soylandan. Yalın. Bunun yüzü biraz daha kurda benziyor abi. Bu tabii aslında daha şey yani fizik yapısı olarak hayvanda biraz şey var. Yeni mi geldi var. Abi? Burada yeni mı? Değil, burada doğdu. Ha burada mı doğdu? Tabii, niye böyle yavrum. Asosyal biraz bu? Bunda ne bileyim ırkında var bunun. Bazı mesela işte 20 yavruda 30 yavruda bir tane atıyor böyle. Ya aşırı kurda benzemiyor evet. Mu sonu? Çok güzel yani. Renkli, rengi falan o evet. Başının üstündeki şeyin, siyahlık kurda çok benziyor. Başında çok güzel. Birazcık iri hatta kafalı bu, bir kurt gibi. Bunun bir oğlu vardı. Şimdi Edirne'de bir arkadaş var çoban. Telefon açtı. 1,5 yıldan beri arıyor. Abi ille bir enik gönder. İlle bir enik gönder. Daha işte 15 gün önce bir enik gönderdik. Yani o da inşallah düzgün olur. Orada kurt çokmuş. Köpeğimiz iyi bir köpek. Maşallah abi. Evet. Onu daha fazla tedirgin etmeden abi. Ve şimdi abi burada son bir köpeğimiz daha var. Yüz yapısı, bak, bakışları diğerlerinden bu bir tık farklı bir köpek. Bu köpekte bu şimdi Bozo'nun kardeşi, babadan kardeş. Tabii bunlar ikisi Deli Baron'un oğlu. İkisi de. Aynı ağızdan mı? Farklı ağızdan mı? Farklı ağızdan. Bu bir ay büyük. O bir ay ufak. Onun annesi farklı, bunun annesi farklı. Anneler farklı. Anneler farklı. Bu da çok güzel bir damızlık köpeğimiz. Bu da milletin hani kurtçul istediği köpek. Bununla bu tam kurtçul. Arazide güzel iş yapıyorlar. Tam arazide iş yapar. İyi iş yapar. Yine kurtçuluğa da değinmişken biz Alatürkiye YouTube kanalı olarak bu hayvanların kurtları boğması gibi özelliklerine değiniyoruz ama bunu bu hayvanların çoban köpeği oluşundan dolayı bu konulara tabii, değiniyoruz. Yani yoksa kasıtlı olarak bir hayvana zarar vermesi teşvik edilmiyor. Şimdi bu niye saldırır hayvana? Kurt hürriye saldırdığı zaman saldırır. Yani kurdun gidip kurdun, tabii, inine dalmıyor bunlar dalmaz, sonuç olarak. Gidip orada bulmaz yani. Evet gidip de aramaz bulmaz tabii. Ama bunu, hürriye zarar vereceği zaman evet. 50 tane 100 tane tabii, koyunun tabii. Belki hayatı söz konusu olacağı aynen. için direkt koruyucu evet. içgüdüleriyle sürüyü evet. koruyorlar. Biz kesinlikle hayvanların istismar edilmesine Alatürkiye tabii, YouTube tabii. kanalı olarak karşıyız. Hiçbir şekilde bunu desteklemiyoruz. Bunun üzerine de konuşmuyoruz. Hayvanları koruyalım diyoruz. Bak bu köpeğin de fizik yapısı çok güzeldir. Anatomisi çok güzeldir. Şu anda
30 Şubat'ın 16'sında tam 3 yaşını doldurdular. Şimdi bu 3 yaşını doldurdu tabii, şu an. 38 aylık şu anda. O da aynı. O da 37 aylık. Baron bu. Baron. Deli Baronoğlu Baron. Deli Baronoğlu Baron'un yüz evet. yapısı diyorum ya diğerlerinden bir tık tabii farklı geldi bana evet. böyle. Uyruk yapısı da güzeldir. Erkan abi şimdi bulunduğumuz alandaysa büyükbaşlarımız var. Evet. Daha çok tavuklarımızın, horozlarımızın oyalandığı bir yer görüyoruz burada. Evet. Her gün buna geliyorum ben hayvanlara bakmaya. Geldiğim için hiç olmazsa boş kalmasın diye hem besi yaptık. İşte bu sene almadık da geçen öbür senelerde 15-20 tane dan alıyoruz. Bakıyoruz 7-8 ay ondan sonra satıyoruz. Şu an iki tane i̇ki var herhalde. İki tane bunlar kurbanlık düve. Şu bir tanesini kendime aldım. Öbürkünün de enişte var. Damızlık yok o zaman burada damızlık şu an. Yok. Ha, damızlık yok. Yani sadece kurbana kadar. Kurbana kurbanlık bunlar. Biraz erken alayım dedin herhalde. Tabii fiyatı uygun olsun diye. Fiyatı çok yüksek. Ya da şey yani, mi dedim biraz küçükken alayım kendim besleyeyim de öyle. Şimdi geldiğinde çok zayıftı bunlar. Şu anda güzel oldu. En güzel yer bunların yeriymiş tabii. abi. İşte yüksekliği, hava darlığı, yazın bile burası böyle eser. Bu, yavuz sıcakta eser yani. Bulunduğumuz yerde birçok hayvan var. Böyle iç içe güzel, tam doğal bir yaşam. Zeytin ağaçlarının özellikle olması evet. ayrı bir güzellik. Aynen. Çok hoş bir hava katıyor. Gerçekten birçok izleyicimizin keşke ben de şöyle bir yer evet. yapabilsem diyeceği. Her zaman bekleriz milleti. Yani böyle şimdi bize telefon açıyor arkadaşlar. Ya işte sen orayı merak ediyorum kardeşim. Ne zaman istiyorsan gel. Arkamızdaki kafeslere burada değinecek dişim, olursak. Burada dişimiz var. Bu dişimiz de doğuracak. Burası doğumhane bizim. Ha, burası doğumhane. Ha, doğumhane. Bu işimiz de yine Mavizer torunu ilk doğumu yapacak. Ne kadar zamanı kaldı? Fazla kalmamış gibi. 2-3 günü var. 2-3 günü var. Hmm. İçinde şimdi minik minik. Tabii yavrularımız var. Ultrasona şimdi. Falan baktırıyor musunuz veterinere? Baktırmadım da tabii veterinere getiriyorum baktırıyorum da buna baktırmadım. Kaç yani. Tane vardır acaba böyle? Benim tahminime göre 7-8 tane var. Maşallah. İnşallah böyle evet. şeysiz, kayıpsız, İnşallah. Hepsi sağ salim tabii, büyürler tabii. abi. İnşallah. Yani bazen yavru arkasına düşüyor onu alıyoruz ön tarafına getiriyoruz, emzittiriyoruz. Üstüne yatıyor. Tabii üstüne mi? Yatıyor, çekiyoruz. Yani olabiliyor yani. Evet bu da çok güzel tabii. prenses gibi bir tane Aynen. dişimizmiş. Çok tatlı. Çok güzel bir dişimiz. Bu da damızlık dişilerimizden. Bu da genç. Kaç aylık? Bu da işte 18-20 aylık ilk doğumu. Ha, ilk doğumu olacak. İlk doğumu, ilk doğumu olacak. İlk doğumunda özel sıkıntı yaşadığı oluyor mu hayvanların? Bazı yani? Köpekler yaşıyor ama bazıları yaşamıyor. Şimdi mesela işte ırkından gidiyor. Mesela annesi çok iyi bakarsa yavruya onun kızları da iyi bakıyor. En çok peki burada bir damızlık dişiden kaç batım yavru aldın abi? 5-6 batım yavru aldım. Oo bayağı. Tabii tabii. Bunlar da tavus kuşlarımız. Burada tavus kuşlarımız var. Evet. Bu sevda nereden geliyor abi? Hayvancı oldu mu? Olur yani bu sevda her türlü olur. Yani bu tavus kuş bak orada yumurtası var. Yumurtaya yatıyor. Bu kuyruk bakımları falan ekstra bir... Kendileri bakıyor. Kendileri bakıyor tabii, mu? Kendileri bakar yani. Bir diğer kuş herhalde gelip onunla ilgileniyor bazen değil mi? Tabii. Kuyruklarıyla falan. Kendisi böyle açar kuyruğunu yağlamasını yapar. Temizliğini yapar. Çünkü deve kuşlarında gördüm. Bir deve kuşu diğer deve kuşunun tüylerini yoluyor böyle. Evet. Aynen. Herhalde tüy dökme zamanında falan. Dediğin gibi ya yalıyor, yağlıyor, ya biz kopartıyor bunları, falan. Biz bunları normalde salıyoruz. Boş geziyor bunlar. Şimdi şey yumurta yapıyor diye şu anda şey yaptık ama normalde hep boş geziyorlar. Yumurta boyları nasıl oluyor abi normal? Normal tavuktan biraz daha büyük. Bir tabii yumurtasını yumurta. Görebilir miyiz abi? Tabii. Saldırganlıkları var mı abi? Yok öyle insan saldırmaz. Ben şuradan yumurtasını alırım bir saniye. Kızım gel bakalım. Gel. Hadi. Tavus kuşu yumurtasını merak ettim. Nasıl evet. bir şey var diye. Ha evet normal. Normal tavuk yumurtasından büyük. İki katı gaz yumurtası gibi. Kırılıp yenilebilecek bir yumurta herhalde tabii ama. Tabii yenilebilir ama tabii şimdi bunlar böyle kıymetli olduğu için. Tabii bir de öyle hadi ince herhalde tabii. yumurta alamıyorsunuz tabii, tabii, bunlardan bunlar değil mi? Tabii şeysi fazla olmaz. Fazla, mesela tavuk gibi yumurtlamaz. 15-20 tane yumurta yapar en fazla. Sezonda 15-20 tane yumurta yapar. Evet şu an 5 tane yumurtamız var. Tabii 5 tane var. İnşallah 5'i de sağlıklı çıkarsa içinden. İnşallah. Devamda bunları da sahiplendirmeyi düşünüyorsunuz o zaman tabii. değil mi? İşte evet. o arkadaştan hani şey yapınca gelince normalde bende 2 taneydi. Şimdi oradan 6 tane gelince 8 tane var şu an. Anda. Peki bu renkleri şansına mı böyle beyaz renkli falan çıkıyor Beyazları yoksa? Beyazları ayrı, şeyleri ayrı. Hatta i̇şte ayrı türler onlar. Aynı türler. Bu maviler yani. Direkt altından aynı renk mi veriyor? Tabii tabii aynı renk. Böyle farklı renkler, farklı desenler Vermez. Çıkmıyor o zaman. Vermez. Burada yine abi. Burada tavuklar var. Tavuklar. İşte eşe dosta yiyecek kadar bir 60-70 tane tavuğumuz var. Gazlağımız var. İran tavukları var. Ördekler var. Tavus kuşunun olduğu yerde de köpek duruyor. Ben de hani yumurta bir yumurtlasınlar diye kapattım ben sonra normal serbest. Geceleri bu ağaçta yatıyorlar. Tavus İçeri kuşları. Girmez tabii. Allah Allah. En yüksek ağaç nerede? Orada çıkar yatar. Onların öyle bir özelliği tabii mi var? Özelliği öyle. Yani şey
yapmaz yani. Kafese girmez. Zorla. Evet. Yem atarak yakar. Mesela burada köpek kafesleri bak. Her kafes bizim aşağı yukarı 3 metreye 5 metre şeyinde, genişliğinde. Yani köpek rahat etsin diye. Bir de biz köpekler her gün gece mesela bir erkek bir dişi salıyoruz. Boş geziyor güvenlik için. Sabaha kadar. Hem güvenlik hem de köpek rahat ediyor yani. Sırayla günleri var onların. Ha, günleri çünkü var. Herhalde sırayla aynı salıyoruz. Gün hepsini salamazsın. Birbirlerine girerler. Yani. Mesela burası aynı bak. Bunları şu biz her gün mesela oraları. Yavru aldığınız yerler mi oralar? Değil değil. Oraları köpek şey yapıyor. Gazıyor. Yazmıyor. Mesela ben oraya su dolduruyorum oraları. Hayvan oraya giriyor yatıyor. Soğuk olur bir de içi. Tabii buz gibi oluyor toprağın gibi içi. Oluyor. O yüzden aynen. Köpeğin toprakta olması tabii, daha toprak önemli. Olmaz. Mesela pire bundan falan oluyor mu abi toprak dolayısıyla? Olur ama biz tabii devamlı ilaçlamasını yapıyoruz. Şeye bir ilaçlama yapıyoruz yani. Çiftliğin en aslında benim özel olarak gördüğüm kısımlarından birine geliyoruz. Şu gördüğümüz alanda atınız var çünkü sizin. Tabii he, atla yan tarafta yori. Şimdi bizim burada tavuk çok olduğu için burada yeşillik yok bak farkındaysan. Ama yan tarafta fazla yok. Orayı daha yeşil. Sen orası komşunun yeri herhalde. Tabii orası komşunun yeri ama komşu sağ olsun aynı bizden birisi. Sağ olsun. Şey yok yani. Atı oraya bırakıyorsunuz, atı orada sürekli. Orada duruyor. Orada duruyor. Geze geze. Şimdi abi 1000 yıllık zeytin ağacımızın yanına gidiyoruz. Tabii 1000 yıllık zeytin ağacı. İki sene. Burada da kafeslerimiz var. Tabii burada da var. Burada işte atın kafesi var, bir de köpek var burada. Bunlar şu anda 29 günlük. 29 günlük. Evet. Şöyle gelelim sonra. Ayı gibi kokuyor aynı. Geçen gün hayvanat bahçesindeki ayı vardı ya. Özlediğimiz. 29 gün oldu. 25'inde doğdu. Mart'ın 25'inde doğdu. Bak şunlar da sarı. Avuşar. İşte bizde bir avuşar vardı aşağı yukarı. Bir metre geliyordu. Mart 25 doğumlu miniklerimiz. Tabii, evet. Sarılar da var, siyahlar da tabii, var içinde. Siyahlar da var tabii. Aslında 12 tane doğdu. Şöyle. 2 tanesi sonra doğumda çıkan, öldü. Çıkan iki rengi şöyle görüyorsunuz. Bunların ikisi aynı ağızdan kardeş, kardeşler. Tabii. Aynı kardeş. Bunun annesi nereydi aynı? Babasının. Aynı işte annesi avşar soyu. Mavize söyledim. Baba tarafı Nevşehir tarafına dayanıyor. Güzel bir damla bir dişimiz. Şunları şöyle elinde tutmak kadar keyifli tabii bir şey yok ya abi. O kadar güzeller ben ki. Şimdi bunlara her gün sabah akşam konserve yumurta. Bak orada konserve yumurta. Siz bir de yemcisiniz mama zaten. Tabii. Elinizden en iyileri geçiyor. Tabii aynen. Her gün sabah akşam ikişer tane konserve veriyoruz. Yumurta veriyorum 7-8 tane. Her gün? Tabii her gün. Kendi tavuklarınızdan mı? Tabii kendi tavuklarımızdan. Doğal. Organik? Organik. Evet şöyle bırakalım birazcık bunlar gezeceklerse gezsinler. Burası normalde atın durduğu yer. Burayı koyunlar vardı. At şurada duruyordu. He yan taraf vardı. Atındı. He. Koyunlar şimdi tabii havalar güzelleşince atı saldınız oraya. Evet atı yeşile saldık. İçinde. Evet. En iyi de burada bakıyorsun. Abi o efsane zeytin ağacı. Zeytin ağacı bu. Bu değil mi? Evet. Yaşını nasıl hesaplıyorsunuz abi? Yaşını tabii normalde şey çağırıyorum. Hesaplayanlar var da. Onlardan ama tabii biz çağırmadık. Bu zeytin bulayan arkadaşlar da. Yaşlı amcalarımız da. 75 yaşında, 80 yaşında. Onlar dedi ki bu 1000 yaşını geçecek Erkan dedi. Baksana şimdi kavuşamadın mı 3 kişi? Yok mümkünatı yok. 3, 4 kişi. 3 kişi zor kavuşmaz yani. 3 kişi yok abi 3 kişi kavuşmaz buna. Kavuşmaz. En az 4 kişi 4,5 kişi lazım bu ağacın etrafını sarabilmek için. Evet. Gerçekten. Bak şimdi bunu budattım. Bak hem bu kadar yaşlı olmasına rağmen budakça gençleşiyor yani. Evet şimdi o üstü de tekrar budayacaksın biraz daha büyüyünce herhalde. O şimdi biraz daha büyür şu şeyden filizleri atar ondan sonra bir daha budanır. Ondan sonra böyle dallarını. Tabii 3-4 seneye bir budama yapılıyor yani. Zaten yani yüzlerce yıldır kim bilir kaç tane tabii, dalı tabii çıkmış düşürmüş aynen çıkmış düşürmüş. Evet. Biraz da herhalde bakımdan da eksik kaldığı için böyle yarım kalmış değil mi? Şimdi nasıl olmuş ben almadan önce burada şey duruyormuş. Aracı birisi duruyormuş buraya ateş yapmış. Ateş de bu ağacı yakmış. Bozukluk, yanma şeysi oradan. Tabii ben geldikten sonra bunu şey yaptık ama şimdi ben bunun altına mesela su veriyorum devamlı. Bunu suluyorum bak bu yaşta olmasına rağmen. Hani sırf korumak bunun, için. Bunun da kökleri zaten kim bilir tabii, nerelerde bayağı dağılmıştır. Zeytin kökü böyle yatay olur. Yatay gider. Şey derine gitmez. Dibe doğru gitmez. Yatay gider. Yatay gider yani. Onun için mesela dağlarda zeytine hiç sürülmez. Hep böyle yatay olur. Yatay olduğu için verim verir. Orada suyunu alır yani. Suyunu da çabuk alır o zaman. Tabii. Köklerinin o yukarıda oluyor olması. Şuradan çek gel. Şey. Bu biraz daha böyle içleri oyuk olsa köpekler için güzel yuva olurmuş. Ama köpek belki zarar veremilir diye. Hatta burada kemirir değil mi? Kulübeyi bile karşıya koydum ki hani köpek buraya zarar vermesin diye. Yani ağaca evet zarar vermesin diye. Ramazan şimdi atımızı alıp gidebileceğimiz burada bir yerler var mı? Şöyle güzel koştursak, Soner'i bir düşürsek şu attan. Direkt sahile gideriz ya. Şimdi. Sahile? Bilmiyorum biraz sonra bizi ne karşılayacak. Atla ne gibi maceralar yaşayacağız ama. O zaman sevgili arkadaşlar efsane bir video kaldığı yerden devam ediyor.
Nasıl? Hayat yaşamları. Hayat yaşamları severim. İzleyicilerimiz de bilsin diye söylüyorum. Edindiğim tecrübeler dahilinde. Birincisi, ata binmeyi çok iyi bilmiyorsanız şu ayaklarınızı bir kere şuradan ucuyla basıyorsunuz. Değil mi? Ayrıca buradan düşerken ayağın takılıp seni sürüklemesin diye. Vallahi inşallah düşmem. Birazcık heyecanlandırıyor beni ama atın sendeki profesyonelliğini gördükten sonra birazcık rahatladım açıkçası. Yok böyle bir keyif ya. Dört nala koştuğu zaman seni atıyor ya böyle, seke seke gidiyorsun ve at o içindeki gücü, içindeki heyecanı sana da veriyor. Hayatımda yaşadığım sayılı aksiyonlardan birisiydi. Evet abi, bu sefer güzel performans sergiledin. Bak yemin ediyorum, bak hiçbir şey yapmıyorum. Elim böyle titriyor bak. Sonu. Yemin ederim hiçbir şey yapmıyorum bak. Şurası o kadar kasılmış ki. Var ya, ilk tecrübende o kadar iyi bindin ki. Ben düşersin zaten. İnşallah sonra düşer. İnşallah, hadi. Bayağı da yorduk ya, maşallah. Bir de kumsalda koşmak çok zor. Tabii tabii, ayakları batıyor, daha fazla güç istiyor. Ama Arap atının mevzusu herhalde diğer atlara göre daha dayanıklı oluşu değil mi? Aynen. Şimdi at diyecek, oh be. Yardım etmeye geldik zaten. Vallahi teşekkür ederim. Allah razı olsun. Vallahi. Ya fotoğraman. Fotoğraman. Ya abi bebek var. Geride. Ya ben çekeyim, siz geçin. Hadi el atın. Bir, iki, üç. Beklerim. İçine bir kum yok. Yeni bakımdan çıktı ya. Harun, ne yapmaya geldik, ne yapıyorsun? Ata binmeye geldik. Evet. Sen bir insene. Abla elimi ezme, dikkat et. Kanka sen bir insene ya. Fotoğraman yardım et hadi. Fotoğraman görevini yapıyor şu anda. Fotoğraman. Burada. Fotoğraman sen zayıfsın ya, gelsin. Araba kullanmıyor mu? Maalesef. Ben sadece at sürerim, bir de koşarım. İşte bilmiyorum ki, benim işim. Gelin, yüklenin arkadaşlar. Evet. Hadi güzel. Evet. İşte bu. Nereye gidiyorum? Çak. Harun havada kaldı. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yepyeni Ala Türkiye videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.